burada size neyi anlatmak istiyorum? İlk başta etkileşimli fuar diye bir şey yarattık. Arcan Makine'ye buradan selamlarımı söylüyorum. Arcan Makine bu gösterdiğim bütün içerikleri birleştirerek bir fuar ortamı yarattı. Arcan Makine ne yapıyor? Arcan Makine aslında bu gördüğünüz çikolata ve bisküvileri üretimini sağlayan makineler, sistemler geliştiriyor. Ve bu gördüğünüz fuar alanında bütün makinalarını, bütün bu seri üretim hattını açıklayabilecek bir fuar yarattı kendisine. Bunu online olarak kendi web sitesinde yayınlıyor. Hatta şu anda sizler de arcan.com.tr'den girerek buna ulaşabilirsiniz. Burada bir Arcan'la bir hazırladığımız bir röportaj vardı. Onu size göstermek istiyorum. Neler yapıldığını, onların gözünde neler yaşandığını kendilerinden dinleyelim hep beraber. Merhaba Ali Sinan, merhaba İlker Bey. Merhabalar. 1998 yılından beri çözüm ortağı olarak çalıştığımız Arcan Makine'deyiz. Sizleri dinledik, sunumunuzu çok beğendik. Şimdi bir de bu işin kullanıcı tarafında nasıl olduğu ile ilgili topu Ozan Bey'e bırakmak istiyorum. Merhabalar, merhabalar. Merhaba Ozan Bey. Şimdi ben teknik tarafları tabii ki konuşulduğu için birazcık daha bizim satış tarafında nasıl bir etkileşim aldık, müşterilerden nasıl bir etkileşim aldık, o taraflarından bahsedeyim için. Olayları dijitalize etmek ve bütün datamızı bir katı model ve müşterinin içini gezebileceği bir ortama çevirmek hem müşterinin ne ile ilgili konuştuğunu anlamasında hem satıcının da anlatmak istedikleri şeyleri daha kolay anlatmasını sağladı. Bunlar bize ne fayda sağladı? Bu pandemi sürecinde fuarların iptal olması, müşteri ziyaretlerinin ve ilişkilerinin sekteye uğraması bizi bu yola itti. Çünkü müşterilerle iletişim kurma konusunda zorluklar çekiyorduk. Telefonda makinaları anlatmak, makinenin işlevini anlatmak zor oluyor. Müşteriler de algılayamıyor. Ne hakkında konuşulduğunu, neye para verdiğini görmek istiyor müşteri. Bu sebeple 3D renderlarını müşteriye anlatma konusunda bütün hepsini oluşturduk. Ayrıyeten satış argümanlarını, teknik dokümanları, her şeyi aynı site altına gömdük. Bu konuda başlangıçta ne yapacağımızı tam bilemiyorduk. SolidWorks Visualize'la ne kadar ilerleyebiliriz, ne yapabiliriz tam bilmiyorduk. Bu konuda Ali Sinan Beylerin önderliğinde Tekyaş firması da bize çok destek oldu. Onların ortaklığıyla diyeyim, ortaya çok gayet güzel bir ürün çıkarttık. Şu an bir fuar, sanal fuar açtık. Bir tarih aralığında müşteriler ziyaret ettiler ama bundan sonra bunu kapatmadık. Ne yaptık diyorsunuz? Bu müşteriler ve satışçılar bunu halen kullanmakta. Yani satışçı için bir döküman oldu bu. Kesinlikle şu an şeyleri kullanmıyor, kendi bilgisayarından döküman açmıyor. Bir müşteri ziyaretinde veya Teams üzerinden yaptığı bir görüşmede direkt olarak sitemizi açıyor, site üzerinden anlatımlar yapıyor. Bu yüzden de çok büyük faydasını gördük. Ve bizim satış döneminde, pandemi döneminde duran satış faaliyetlerimizi çok hareketlendirdi. Müşteriyle olan bağımızı tekrar kurmamızı sağladı. Bu konuda teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Bu güzel anlatımdan dolayı Ozan Bey'e. Burada Ozan Beylerin çok güzel kazanımlarından bahsettiler. Ama aynı zamanda burada birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Buradaki bütün görüntüler, bütün renderler Visualize, SolidWorks Visualize tarafından oluşturuldu. Ve toplam bu sistemde 131 adet render var aslında. Sadece 131 renderler böyle bir online fuarı canlı hale getirmemiz mümkün. Kendilerine tekrar teşekkür ederim bu güzel proje için. İlker Bey. Yani Sinan, ben sana şunu merak ediyorum. Sonuçta sen bu tarz projelerde geçmişte yapmış birisin. Normalde böyle bir fuarı bir kişiye versek, bize bunu hazırla desek, ne kadar bir zaman alır?
Yani normalde bu şu andaki teknolojilerin olmadığını düşünürsem bunun büyük ihtimal imkansız bir proje olacağını düşünürdüm. Yani bunun sonunun gelmeyeceğini, ürünlerin yenileneceğini, bu resimlerin tekrar nasıl revize olabileceğini, bunlar hep kafamda soru işareti olurdu. Ama şu anda bu SolidWorks evreninde Visualize'la beraber bunların hepsi mümkün oldu. Yani şöyle diyelim o zaman, pandemi döneminde harcan makine çok hızlı bir refleks aldı. Kesinlikle. Yani kısa bir süre sonra da seninle de iletişime geçtiler, biz bunu yapmak istiyoruz dediler. Sence onların bunu bu kadar hızlı tamamlayıp, gerçekten şu an harcan makinenin web sitesinden de hemen görebiliyorsunuz. Bunu yapmada hangi teknolojileri altyapıda kullanmaları bunu sağladı? Çok doğru bir noktaya yani parmak bastınız. Yani bu bir günde Visualize alınca mı oldu? Yoksa bunun geçmişi ne? Kesinlikle değil. Harcan makine çok iyi bir şekilde, çok doğru bir şekilde bütün modellerini çizip, bunların montajlarını, hepsini çok doğru bir şekilde yapan, bütün bu altyapıyı, bütün bu üç boyutlu modelleri zaten halihazırda her şeyiyle barındıran bir firmaydı. Ve bir endüstri tasarımcıları var bünyelerinde çalışan. Onlara gerekli aletleri verdiğimiz zaman sonuçta böyle bir sonucu alabildik tabii ki. Yani burada aslında şirket vizyonunu da ben çok eskiden beri tanıdığım için İzmir'de, çok da severim İzmir'e hep gitmeyi, harcan makineye uğramayı. Çünkü onlar bazen bizim önümüzde hayallerle bizi zorluyorlar. Ama oradaki güzel taraf, firmadaki lider tasarımcılarımızdan Ozan Bey'den başlayarak firma sahibine kadar herkes SolidWorks'ü biliyor. Herkes SolidWorks'ün modüllerini bizden iyi biliyor. Böyle olduğu zaman da hep talepkar oluyorlar ve biz de onlara yetişmeye çalışıyoruz aslında bakarsanız. Burada aslında şu vizyonu anlamak lazım. Bu nereden baksanız 20 yıllık bir hikayenin sonucu aslında. Ne dedik? SolidWorks zaten 1995'te ilk versiyonla çıkıyor. Harcan makinenin tanışması 98'li yıllar. O yıllardan itibaren hiçbir şekilde iki boyutlu eski klasik yöntemlerle çizmeyip en ufak cıvatasına kadar üç boyutlu çizen, bu datalarını çok güzel bir şekilde arşivleyen ve o zamandan beri işte lider Ozan Bey'in içeride olduğu, datalarına çok hakim bir şirket. İşte kurumsal hafızayı biriktirdiğiniz zaman yarın öbür gününde refleksleriniz çok hızlı oluyor. Çünkü bütün bu bahsettiğimiz arttırılmış teknolojileri hayatınıza geçirebilmeniz için altyapıya zamanında önem vermiş olmanız gerekiyor. Yani dataları üç boyutlu çizmiş olmak, onları PDM üzerinde yönetmiş olmak aslında sizin işinizin %90'ını hallediyor. O zaman bunun üzerine yeni bir teknoloji eklemek sizler için çok kolay oluyor ve son derece ihtiyacımız olan o reflekslere, hızlı kaslara sahip olan yenilikçi bir şirket oluyorsunuz. Sanırım harcan makine bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Kesinlikle hikaye. Harcan makine bu güzel proje için tekrar teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz.